Şimdi yine bir şiddet haberi. Önce markette bir evire çevire dövdüler. Arkamda şimdi görüntüleri izliyorsunuz ama ekrana getirdiğimizde daha net göreceksiniz. Yetmedi. İki kadın şiddet uyguluyorlar. Bir kadına mı? Hayır, bir erkeğe. Daha sonra sokağa çıkardılar. Yine böyle evire çevire güzelce bir hakkından geldiler. Peki kime? Bir erkeğe. Neden? Çünkü kadın boşanma aşamasındaydı. İşte o dövdükleri de boşanma aşamasındaki eşiydi. Bir izleyin. Birden beni dövdü abi. Kim o? Eski karım abi. Boşanma davası açıldı. Kafayı yedi. Beni dövüyor. Adam o, erkek o. Erkek o adam. Polis yok mu polis? Olayı hayretle izleyenlerin ayağına kapanıp böyle yalvardı. Olur be abi. Bu kez şiddete uğrayan, dayak yiyen erkekti. Bir hastanede hemşire olarak çalışan Onur isimli genç, karısıyla şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanma aşamasına geldi. Çiftin dava süreci devam ederken genç kadın annesiyle yaşamaya başladı. Henüz eşyalarını almadığı evin kilidinin değiştiğini öğrenince de deliye döndü. Abi şey... Eve giremeyen kadın annesini yanına alıp kocasının peşine düştü. Onu adım adım takip etti. Bir markete girdiğinde ise saldırıya geçtiler. Anahtarı istediler, vermeyince tekme tokat dövdüler. Canı yanan koca onlara karşılık vermedi ama kurtulabilmek umuduyla marketin dışına çıktı. Şiddet orada da devam etti. Anne kız öyle öfkeliydi ki gözleri kimseyi görmedi. Acımadan vurdular. Onların hışmından kurtulmak için genç adam çevrede olayı şaşkınlıkla izleyenlerden yardım istedi. Geldi birden beni dövdü abi. Kim o? Eski karım abi. Boşanma davası açıldı. Kafayı yedi. Beni dövüyor. Sonunda polis geldi. Genç adam ekiplere sığındı. Ama karısını sakinleştirmek hiç de kolay olmadı. Anahtarı ver ben seni burada gömertim. Abi düşeceğim abi. Anahtarı ver. Nefes alamıyorum. Nefes alamadığını söyleyen gence sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Zaman zaman baygınlık geçiriyordu. Dakikalar önce damadını evire çevire döven kaynana da bir köşede bayılmıştı. Genç kadınsa hala anahtar derdindeydi. Bu benim. Sonunda anahtarı aldı. Annesinin yanına giderek onunla ilgilenmeye başladı. Karısından ve kaynanasından sokak ortasında dayak yiyen hemşire hastaneye kaldırılırken taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.